Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda Vestel'in en yeni ve en güçlü telefonu Venus Z30'a bakıyoruz. Vestel Venus Z30 gerçekten özellikle tasarımıyla Vestel'in ne kadar geliştiğini bizlere gösterebilen telefonlardan biri. İlk olarak tasarımından başlamamız gerekirse bu arkadaki güzel mavi rengiyle bizleri karşılayan tasarımından bahsetmek lazım. Gerçekten arka tarafı cam koruma ile beraber şık ve parlak bir arka kapak konumu bizlere gösteriyor. Aşağıda Venüs logomuz ve Venüs yazımızı görüyoruz. Üst tarafta da çift kameramız ve parmak izi okuyucumuz aynı zamanda led flaşımızla bizleri karşılıyor. Gerçekten telefonu elinize aldığınızda arka kapağına baktığınızda özellikle bu ışıkta e, mavinin tonlarındaki geçişler ve detaylarıyla şık bir telefon olduğunu en başından bizlere gösteriyor. Aynı zamanda Vestel tarafı mantıklı bir hareketle yan alüminyum çerçevelerini de aynı renkte yaparak çok daha şık bir telefon ortaya koymuşlar. Çünkü birçok markada yan tarafları klasik alüminyum renkte, gri renkte ama arka kapağı farklı renklerde görebiliyorduk. Vestel burada bunu iyi bir biçimde yaparak hem yan çerçeveleri hem de arka kapağı aynı renkte tutmuş. Tabii ki cam olduğu için her telefonda olduğu gibi biraz parmak izi bıraktığını da söylemek istiyorum Venus V30'u. Ama ön tarafına da geldiğimizde 6.18 inç yani biz düz hesap 6.2 inç diyebileceğimiz oldukça geniş ve ile de ekran boyut oranını arttıran bir ekranla karşılaşıyoruz. E, bu, zaten ekrana baktığınızda varsa gelen olarak gelen ekranlardan biri de daha doğrusu duvar kağıtlarından biri de şu, burada da görebileceğiniz gibi Galata Kulesi, Venüs telefonlarının gerçekten benim en sevdiğim yanı ki incelemede de bahsediyor olacağız ki aynı zamanda e, kutu açılışında da bahsetmiştim. E, Türk telefonu, Türk malı telefonu olduğunu bizlere gerçekten içindeki e, hem sesiyle hem işte duvar kağıtlarıyla göstermeyi başarıyorlar. Ee, bu da zaten açar açmaz karşımıza Galata Kulesi'nin gelmesi de istemsiz bir yüzde gülümseme oluşturduğunu da söylemek istiyorum. 6.18 inç dedik. Full HD Plus bir ekranı var. Bu sayede dediğimiz gibi bu çentiğin yanındaki çerçevelerden de faydalanarak daha geniş bir ekran Bizlere sunuyor. Çantayın önünde de tabii ki bir kamera olarak bizleri karşılıyor. Burada bir adet kamerası var 16 megapiksellik. Bununla da zaten çekim kısmında bahsedebileceğim başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu yüzden hani Vestel'i de trendleri takip eden bir marka olarak tanımlayabiliriz. Çünkü çantik akımı başladığında... En azından Vestel'de ekranı daha büyük bir şekilde kullanmak açısından kendisi de çalışıp çentikli ekran teknolojisini kullanıyor. Alttaki çenesi de pek ince değil ama rahatsız edici seviyede de olmadığını söylemek istiyorum. Hani birçok telefonda gördüğümüz seviyede hatta bence bazılarından daha ince bile tutulmuş bu bölüm. Bu sayede de ekran deneyiminizi rahat rahat deneyimleyebiliyorsunuz. İş çerçeveleri de çok ince bir seviyede görülüyor siyahlıktan ama Şöyle bir farklılıktan da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz telefonlardaki bu iş çerçeve bazı insanlar için gözleri yoruyor gibi söylense de en önemli artılarından biri de telefonu tuttuğunuzda şu avuç işinizin ki şuradan sizlere gösterip Avuç işiniz telefona değdiğinde ki bunu S10 Plus'ın incelemesinde de söylemiştim. Kullandığınızda istenmeyen yerlere basma bir anda mesajı gönderme, bu sayede istemediğiniz şekilde gitme gibi dezavantajları oluyor. Ama ince de olsa bu çerçevelerin kullanılması en azından tek elle kullanılırken istenmeyen bir basışı engelleyerek hem tek el kullanımında hem çift el kullanımında bir rahatlık da sağlıyor. Ama bu konudaki görüş tabii ki sizlere kalmış bir şekilde. Ama dediğim gibi ne benim gözümü dikkatini çeken bir seviyede ne de en azından kullanırken en ufak bir sıkıntı yaşamadığımı söylemek istiyorum. Venüs Z30 için. Donanımına gelecek olursak tam koduyla MediaTek MT6753 ve WT versiyonu var. Bu da Helio P23'ün biraz daha güncellenmiş hali daha bilindik haliyle de Snapdragon 625'in rakibi diyebiliriz. Hatta onun da birazcık daha üstüne çıkabiliyor çoğu konuda. Bu sayede hem oyun hem günlük kullanım deneyimleriniz oldukça iyi seviyede oluyor. Evet Türkiye'de medya e pek ilgiyle bakmıyoruz ama ben en azından bu telefonu kullanırken ne bir takılma ne bir kasma ne bir donma ne de oyunlarda bir sorun yaşamadığımı söylemek istiyorum ki Zaten Vestel tarafı bunu 4 GB RAM ve 64 GB depolama. Aynı zamanda micro SD kartla da 256 GB'a kadar artırılabilir hafıza ile destekliyor. Bu sayede oyun, uygulama vesaire gibi dolu dolu kullanabilir. Eğer hafızanın yetersiz kaldığı bir durum olursa da micro SD kart takarak hafızanızı daha fazla arttırabiliyorsunuz. Bu sayede de geniş bir depolama alanına sahip olduğunuzu söyleyelim. Mediatek tarafındaki işlemcinin günlük kullanımda da ...iyi bir geri dönüt verdiğini söyleyelim. 3300 miliamper değerinde bir batarya var. Günü rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Ben ara ara PUBG'de oynayarak... ...genel bir şekilde işte Netflix'ten dizi film izleyerek de... ...bu telefonu deneyimlediğimde en ufak bir sorun yaşamadım. Batarya konusunda da günü çıkarttığımda Yani ben buradan işimi bitirip eve gittiğimde... ...evde de bir süre daha rahat rahat kullanabilir bir seviyede olduğumu söylemek istiyorum. Venus Z30 için... Bu sayede genel toplamda başarılı bir ürün olduğunu da belirtmek istiyorum. Venus Z30'un e, oyun kısmına gelecek olursam ki en çok merak ettiğiniz şeylerden biri budur. Çünkü medyadaki mt 67 e, 63 wT modeli çok fazla bilinen bir model değil. Arada güncelleme yapılan bir model olduğu için e, iş, grafik işlemci tarafında Armali G71 MP2 ile destekleniyor. Bu sayede özellikle PUBG'de orta ayarlarda oyuna girdikten sonra da o grafik ayarlarından HD'ye çekerek rahat rahat bir oyun deneyimi sağlayabiliyorsunuz. E, buradaki amacınız özellikle performans tarafıysa orta seviyede oynadığınızda e, çok rahat bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ama tabii ki ...HD'yi alır, işte daha gerçekçi sinematik ekranlara vesaire çekerseniz... ...bu tabii ki pil kullanımını biraz daha arttırıyor ama orta seviyede de... ...çok rahat, çok e, temiz bir görüntü, çok akıcı bir görüntü alıyorsunuz. HD tarafında da akıcı olduğunu belirtmek istiyorum. En azından ben oynarken herhangi bir şekilde takılmalar gözüme çarpmadı. Ama çok ince frame düşüşlerini ufak tefek böyle çok yoğun yerlerde hissediyorsunuz. Ama bu e, oyun... E, deneyiminize herhangi bir negatif etki etkilemedi. Ben rahat rahat insanları öldürüp e, kendi keyfime bakabiliyordum Venus Y30'la beraber. Akıllı telefonlarda günümüzdeki önemli detaylardan bir diğeri de, tabii ki güvenlik tarafı. Bu telefonda da ilk başta arka kapağını gösterdiğim yerde de görebileceğiniz gibi bir parmak izi okuyucusu yer alıyor. Bu parmak izi okuyucusuyla da oldukça hızlı şekilde kilidinizi açıp güvenlik önleminizi almış oluyorsunuz. Ama eğer telefon ters bir şekilde duruyorsa ve parmak izine yetişmek sizin için sorun olacak durumlardaysa ki ar arka tarafta kullanılan parmak izlerin tek dezavantajı da budur. Buna çözüm olarak da aynı zamanda yüz tanıma teknolojisi de bu telefonda bulunuyor. Bu sayede ön kameranın yüz tanıma teknolojisiyle beraber rahat rahat e, yüzünüzü tanıyıp açabiliyorsunuz. E, Birçok koşulda da rahat bir şekilde açtığınızı Düşük ışık koşullarında e, çok nadir ki yine genel birçok telefonda gördüğümüz takılmaların bazılarını görebilecek olsak da sadece hani ilk denemede değil de ikinci denemede açılma gibi bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Yani bu takılma dediğim konusu e, dezavantaj olarak değil. Normal karşılayabileceğimiz bir şekilde oldukça hızlı bir şekilde de açtığını söyleyebilirim. Kolayca kendinizi tanımlayıp parmağınızın yetişmediği durumlarda yüz tanımayla da telefonunuzu açabilirsiniz. E, bu konuda içiniz rahat olsun ki bunu zaten öndeki 16 megapiksellik ön kamerasıyla yapmakta. Bu 16 megapiksellik ön kamerası aynı zamanda tek kamera olsa da yazılımsal olarak desteğiyle portre modunu bizlere sağlıyor. Bu sayede günümüzün en popüler çekim tekniği olan arka tarafın bunalıklaştırdığı bokeh efekti de dediğimiz e, po portre modlarını Vestel Venus Z30'un ön kamerasıyla da çekebilirsiniz ki 16 megapiksellik kamerası bu konuda gerçekten iyi iş başardığını e, kendi rakipleriyle rahat rahat kıyaslanabileceği ve birçoğundan da önüne geçecek şekilde de güzel bir sonuç verdiğini özellikle gün ışığında bu fotoğrafları paylaşmaktan keyif alacağınızı söylemek istiyorum. Arka kamerada ise yine 16 megapiksellik bir kameramız, aynı zamanda yardımcı 2 megapiksellik bir kameramız daha var. Bu sayede Portre modlarını karşı taraftan birini çektiğinizde ya da bir objeye odaklayıp arka tarafı bulanıklaştırmak istediğinizde çok daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz Vestel Venus Z30'la. Çünkü bu 2 megapiksel'lik kamera sizin için değeri düşük gibi görünse de buradaki asıl amacı telefonun bu detayları almak açısından bir e, ikinci lens olarak görevlendirilmesi bu sayede sınırları 2 megapiksellik kamera çizerek portre modunda çok daha iyi sonuçlar bizlere verebiliyor Vestel Venus Z30'da. Tabi bir de videonun başında söylediğim gibi arayüz tarafından da bahsetmek lazım. Arayüzü gerçekten sade ve e, Google'ın saf Android dediğimiz arayüzünden sadece Vestel'in ikonları değiştirilmiş hali diyebiliriz. Çünkü nereye girseniz bildiğiniz klasik Android deneyimini bizlere sağlıyor. Bu sayede hem telefon daha akıcı, gereksiz uygulamalarla şişmiş bir şekilde gelmiyor. Aynı zamanda bildiğiniz deneyimi çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Şöyle hatta uygulamalara baktığımda. Sadece ekstradan Vestel Cloud ve Vestel Market uygulamasının olduğunu görüyoruz. Bunun dışında gereksiz uygulamaya Google'ın kendi uygulamalarıyla beraber geliyor telefon. Ee, bu da dediğim gibi telefonu şişmesini ya da işte sizin kaldıramayacağınız uygulamaların olmasını da engelliyor. Bence bu önemli artılarından biri. Bir de dosya enerjisi var ki onunla da zaten dosyalarınızı rahat bir şekilde transfer etmek ya da bulmak açısından önem arz ettiğini de belirtmek istiyorum. Tabi buradaki Vestel Cloud ve Vestel Market ile de hem Vestel'in kendi uygulamaları ve uygulama mağazasındaki e, detayları görebilirsiniz. Aynı zamanda Vestel Cloud ile beraber de ekstra bir depolama alanınız bulunuyor. E, buradaki yedeklemelerinizi de e, Google Drive'ın yanı sıra Vestel Cloud'u da yaparak Vestel cihazlarınız arasında geçiş yapmak istediğinizde çok rahat bir şekilde bu geçişleri yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu saf Android'e yakın bir arayüzü sunması neticesinde bir de Google Asistan desteği de mevcut. E, Google Asistan'ın Türkçe olmasıyla beraber ki gelişmeye devam ediyor. Daha çok e, bizim konuşmamızı anlamaya, direktiflerimizi yerine getirmeye çok daha iyi bir şekilde e, gelişmeye devam ettiği için. E, istediğiniz şekilde alarm kurmak için, e, herhangi bir şeyi aramakta, işte Chrome aç oradan ara gibi 2-3 e, adımlık bir şey yerine sadece Google'a seslenerek hemen kolaylıkla aramalarınızı yapabilirsiniz Vestel Venus Z30 ile. Vestel Venus Z30'da aynı zamanda hayatınızı kolaylaştıracak birçok yöntem de bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise akıllı yardım bölümü. 3 parmaklı ekran görüntüsü alma özelliğini açarsanız 3 parmağınızla ekranın üstünden altına doğru bir kaydırma hareketi yaptığınızda kolayca ekran görüntüsü alıp paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Yine aynı bölümde yani akıllı yardım bölümünde bulunan parmak izi işlevine tıklarsanız arkada bulunan parmak izi sensörünü farklı seçeneklerde kullanmanıza olanak tanıyor. Örneğin çağrı yanıtlama, fotoğraf veya video çekme, ekran görüntüsü alma, ana sayfaya geri dönme gibi özellikleri kazandırabilirsiniz. Ekran görüntüsü almayı seçerseniz sadece arkadaki parmak izi sensörüne parmağınızı yerleştirip bir süre beklemeniz kolayca ekran görüntüsü almanızı sağlıyor. Bunu da diğer bir şekilde fotoğraf veya video çekmek için ayarlayabilir. Fotoğraf menüsüne girdiğinizde sadece parmağınızı arkadaki sensörlere yerleştirmek kolayca fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Bunun yanı sıra üst panelde bulunan özel ekran görüntüsü alma özelliğine tıkladığınızda birçok telefonda görmek istediğimiz ekran kaydı özelliğinin var olduğunu görebilirsiniz. Birçok cihazda bunu ayrı bir uygulama indirerek yapmanız gerekirken Vestel Venus Z30'da özel ekran görüntüsü alma ikonuna tıklayıp Ardından kaydet dediğinizde anında ekran kaydı işleminin başladığını ve telefonunuzda yaptığınız bütün işlemleri rahatlıkla kaydedebileceğinizi ve bunu e, gerekli yerlerde paylaşabileceğini görebilirsiniz. Bu özel ekran görüntüsü alma bölümünde aynı zamanda eğlenceli seçenekler de mevcut. Bu eğlenceli seçeneklere geldiğinizde dilerseniz normal bölümden ekranı dilediğiniz şekilde kırpabilir. Kement bölümünden istediğiniz bölümü seçerek kırpma yapabilir ya da grafiti bölümünde sadece çizdiğiniz bölümün ekran görüntüsü alınmasını sağlayabilirsiniz. Böylece Vestel Venus Z30 güçlü donanım ve özelliklerinin yanı sıra size birçok hayat kolaylaştırıcı özellikler de sunduğunu görebilirsiniz. Son olarak bağlantı teknolojilerine gelecek olursak Wi-Fi tarafında GN yani 2.4 GHz normal mobil bağlantıda da 4.5G desteği olduğunu da belirtelim. Bu sayede hem evde hem dışarıda hızlı bir internet bağlantısı gerçekleştirebilir. İşte YouTube'dan Netflix'ten içerik izleyecekseniz rahat rahat içeriklerinizi izleyebilir, keyfini sürebilirsiniz. Bir de birçok kişinin önem verdiği detaylardan biri olan e, FM radyo desteğine de gelmiş olayım. FM radyo tarafında da e, Hemen altındaki bu Type-C bölümüne kulaklığınızı takarak FM radyoyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde e, üründe 3.5 mm'lik kulaklık girişi yok ama içinden çıkan Type-C kulaklığında iyi ses verdiğini e, herhangi bir şekilde eğer sizin profesyonel seviyede ikinci bir kulaklığınız yoksa herhangi bir şekilde e, ihtiyacınız kalmayacağını da söylemek istiyorum. Kendi e, hoparlör performansı da e, mono hoparlörle beraber oldukça güçlü seviyede. Radyo deneyiminizi de bu hoparlörler sayesinde rahatça üst seviyelerde tutabilirsiniz. Böylelikle Vestel Venus Z30 incelememizin de sonuna gelmiş olduk. Hem genel oyun deneyimi hem fotoğraf performansı genel olarak sizlere bahsetmiş olduk Vestel Venus Z30'u. Ben açıkçası e, kullanımlarımda oldukça memnun kaldım ki özellikle bizdeki azur mavisi rengiyle de e, fazlasıyla dikkat çekti. Ben dışarıdayken ya o telefon neymiş diye soran arkadaşımın da çok olduğunu söylemek istiyorum. Tabii ki altın siyah gibi farklı renkleri de mevcut ama benim favorimin azur mavisi olduğunu da söyleyeyim. Sizlerde merak ettiğiniz şeyleri lütfen yorumlar bölümünden bizlere aktarın. Eğer atladığım, unuttuğum bir nokta varsa da sizin sorularınıza istinaden hemen altta hızlıca sizlere yanıtlamaya çalışırım diyelim. Ve başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.